bence senin de tarzın da güzel şimdi. Ya şimdi ben çeksem ıslak bir şekilde sudan çıktım falan olmaz. Sen böyle dress code uygun bir şekilde mekana giriyorsun ya. Buraya kat girelim abi birazdan. Şey Volkan abi. Sırılsıklam oldu falan değil mi? Arabada gördüm Volkan abinin çantasında şort var. Var, var. Böyle değil. Ama soğuk soğuk. Evet herkese merhabalar. Yine bu hafta tekne dolu, deniz dolu, güneş dolu bir programla karşınızda olacağım. Yanımda Opel Grandland'im var. Biliyorsunuz her hafta bir Opel modeliyle ünlü bir konuğumu, özel bir konuğumu ağırlıyorum. Bu hafta da çok enteresan birisi yanımda olacak. Yani gördüğüm her nesneyle kayabilen snowboardçu. Geçtiğimiz günlerde Antep'te mangal yaparken gördüm sörf üzerinde. Süleyman Atlı'yı bekliyorum. O da bir mokka kullanıyor. Geliyor. Onun da bir yeşil mokkası var. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Azimut 78 Fly'la tekneye çıkacağız birlikte. Ve Süleyman'ın neler yapabildiğini hep birlikte göreceğiz. Cesaretim var ama biraz deniz soğuk. Bana fazla gelebilir. Otomobillerin yaşanmışlığını görüyorsunuz değil mi? Kirli. Abi i̇şte selam. Geldi. Nasılsın? Ne haber? Hoş geldin. Hoş bulduk. Memnun oldum. Nasılsın bakalım? Güzel abi. Bakalım nasıl bir gün bekliyor bizi. Güzel bir gün bizi bekliyor. Arabanın evet. Rengi çok güzelmiş. Kirlenmesi çok hoşuma gitti. Evet. Seni arabaya alalım. Biz tekneye gidiyoruz. Evet Süleyman Atlı'yı otomobilime attım. İşin özü o. Onda mokka vardı. Çok güzel bir tane yeşil mokka. Otomobille aran nasıl senin? Çok iyi abi. Valla. Araba direkt karakterimi yansıtıyor. Evet değil mi? Yeşil renk çok çarpıcı. Çok güzel. Karakteristik bir de böyle. Yani ben de. İki renkli. Sen de evet ya. İşte stilin, tarzın. İşte diyorum ya. Starbucks'a şeyle giren değil mi? Surf'le giren tek insan olabilirsin. Geçtiğimiz hafta seni Antep'te de gördüm. Tabii. Yani. Kebap boy. Kebap boy. Kebap boy diyorlar mı sana? Ne diyorlar? Evet abi Antep'te resmen sokaklarda yürürken şey gibi. Kahraman gibi oldum. Kebap peki, kahraman. Peki sana bir soru. Sana fotoğraflarını gönderdiğim için söylüyorum. Azimut 78 Fly yaklaşık 24 metrelik, 23,5 metrelik bir tekne. Bu kadar büyük bir teknenin arkasında surf yapmış mıydın daha önce? Abi hiç yaklaşmadım bile o yani o büyüklüğe. Güzel deneyim. Yapan da evet. Görmedim bu arada. Var kimse mı? Yok şu anda yok. Yok. Biz belki ilk yapacağız. Belki yapmışlardır, belki medyaya koymamışlardır. Yaptılarsa da Türkiye'de ilk der yine geçeriz ne olacak Süleyman'cığım yani. O yüzden çok güzel bir programla karşınızda olacağız. Süleyman'ın peşindeyim. Yani Göcek'te olsak ben de denerdim ama düşme garantili olduğu için belki cesaret edemeyebilirim. Kusuruma bakmayın. Hani Volkan kandırır seni. Volkan korktu moktu değil mi? Korkabilirim de. Mantığım el verebilir ama Göcek'te olsa söz. Bakalım. Güzel bir program başlıyor. Okey. Takipte kalın. Evet Süleyman'ı yolda almıştım. Opel Grandland'le birlikte. Şimdi çok daha enteresan bir teknenin arkasına geldik. Süleyman sen sürekli videolarda bir teknenin arkasında kayıyorsun. Bu boyutta bir teknenin arkasında surf yapmış mıydın? Yapmadım abi. Heyecan bugün inşallah kaptanı kandırırsak ilk olacak. Kaptanı kandıracağız da sende o cesaret verme ona hemen. Bu arada sende cesaret var. Ben de. Gelir. Gelir. Ama da soğuk abi bu arada. Bu arada Süleyman'ı izlemediyseniz demeyeceğim. İzlemişsinizdir. Yani bütün ana haber bültenlerinde surf üzerinde Antep'te mangalı yapan tek insan. Kebap boy. Kebap mı? Hashtag nasıl? Kebap boy. Şöhret oldun mu orada? Abi ya 10-12 yıldır kayıyorum ama ilk defa kebapın getirdiği fame hiçbir yerde. Nereden aklına geldi ya sörfün üzerinde mangal yapmak? Ya Antep'e gittik Halfeti'ye kaç bin yıllık tarihi ziyaret etmek için. Dedi ki buranın şeyi ne? Tarihle alakalı bir video çekemeyeceğim için senin kadar akıcı konuşamıyorum. Estağfurullah. Dedim bari ben sen akıcı mangal suda yapıyorsun. Yapayım. Ne gerek var? Biz de şimdi suda maymun olmamak için yapmayacağız. Yani ben soğuğu falan ben bahane ediyorum da. Ben kandırırım seni abi. Yani normal şartlarda bunu Göcek'te yapmış olsak %100 ben çıkardım. Şu anda sağım solum belli olmaz. Şimdi sen 3 farklı ana dalda mı diyeyim sana? Evet. Branşta. Branşta kayıyorsun. Evet. Snowboard çok severiz. Tekne arkası. Kaç kırık var? 7. Kaburga? Kaburgalar. Omuzlarım. Snowboard yapıp kaburgası kırılmayan insan çok azdır. Çok az abi. Suda kaymaya nasıl karar verdin? Abi aslında ilk suda başladım ben. Öyle mi? Evet. He. Ben okulda böyle çok yaramaz bir çocuktum. Çok hiperaktiftim. Hep aileyle problem yaşıyorduk. Bir gün kuzenimi ziyarete gittim. Fethiye Hillside Beach Club'da. Evet. İnanılmaz bir yer. Bir gittim. Dedim ki burası Türkiye olamaz. Çünkü wakeboard'ta takla atanlar, su kayağı gösterileri falan. Ben dedim okulu bırakıyorum ben bunu başlayacağım. Ya dedi ki amcamla beni şey yapma kuzenim. Papaz etme. 2 hafta sonra okulu bırakmıştım.
Zaten evde şeydim, kötüydüm. Okulda da kötüydüm. Hangisi daha zevkli? Suda mı? Snowboard falan mı? Abi ilk suda başladım ve tek aşkım da odur yani. Su, wakeboard. Ben bir kere Kartalkaya da şey yapmıştım. Heliski kıvamında bir şey. Heliski denmezdi ona da, böyle paraşütle snowboard yaptığım bir şey. Adını unuttum. Neydi ona da? Snowkite. Snowkite, teşekkür ediyorum. Yandan destek aldım. Snowkite. Ama onda çok enteresan. Sen havalandığın zaman duracağın bir şey yok. O yüzden karaya çarptığın zaman pek bir... Evet, snowkite abi. Canın acıyor yani. Bir canım acıdı. Evet, snowkite yeni denedim türedi. Mi? Hiç denemedim. Denemek de senden pek... seneye onun üzerinde bir mangal. Ya o riskli bir şey abi. Suda kitesurf okey. Snowkite, bir yere takılabilirsin, kaporta sensin düştüğün zaman. Snowboard gibi de değil biliyorsun. Snowboard'da dağdan aşağı kayıyorsun, snowkite'da dağdan yukarı kaymaya çalışıyorsun. Bayağı tehlikeli. Yani evet. Türkiye bu arada cennet hakikaten diyorlar biz, ülkemiz cennet diye. Yani heliski yapan arkadaşlarım var, böyle Kaçkarların tepesinden inanılmaz işler yapıyorlar. Ya bir yandan senin bu çektiğin videolar da aslında turizm anlamında Türkiye'ye bir ciddi katkı sağlıyor. Yani hakikaten ciddi bir katkı sağlıyor. Çünkü Instagram öyle bir şey ki bir dakikada işte diyorsun ya, herkes ünlü olabiliyor, herkes bir medya sahibi olabiliyor. Çok. Yani o konuda herhalde bolca sen de alkış alıyorsundur. Evet, yani şey diyorlar ya şu aralar, hatta böyle rapçiler bile söylüyor. Overnight famous. Tabii tabii. Bir gecede fame olabiliyorsun. Bir gecede işte Taksim dayı gibi. Adam Taksim dedi, kaç milyonlar izlendi. Yani alkış alıyoruz evet. Hatta aksiyon sporlarını Türkiye'de hani yapıldığını hani göstermeye çalışıyordum ilk başlarda. Akrobatik hareketlerle. Şimdi konsepte çevirdim. Onları gösterdin, onları çok gösterdin. Bir de bence senin de tarzın da güzel şimdi. Ya şimdi ben çeksem ıslak bir şekilde sudan çıktım falan, o olmaz. Sen böyle dress code'a uygun bir şekilde mekana giriyorsun ya. Buraya kat girelim abi birazdan. Şey, Volkan abi. Sırılsıklam oldu falan değil mi? Şimdi aslında bugün ne yapacağımızı biraz arkada gördük. Evet. Sana bir şey soracağım. Şimdi herkes bana soruyor ki ya yok o çocuk işte teknede kaptan varken yapıyor falan diyorlar. Ne diyorsun? Burada ama, itiraf ediyorum. Ama Türk insanı biliyorsun. Burada şeydir, itiraf ya, ediyorum. Yok ya ben daha iyisini yaparım falan. Şöyle evet, Türk insanı biraz değişik o konuda. İlk videomuzda, Ozan'la yaptığımız videoda kameranın arkasında bir kameraman var. Tamam. Aynı zamanda kaptan vardı. İki kişi surf dalgasını kaybettiğimiz şeyde videoda vardı. Sonra çok fazla Türk insanı böyle negatif yorumlar falan filan. Aa işte biri kesin var falan. Kesin onun kamerasında birisi var. Bak iki arkadaşım söyledi bana ya. Sonra bunu lütfen Sahil Güvenlik falan izlemesin. Sonraki peki, videoda... Kesin izlemezler. Tekne kanalı Türkiye'deki tek. Evet. Neyse. Sonraki videomda kesinlikle kimse yok abi. O da ama arkada çok güçlü bir Zodiac geliyor. Yani acil tekne, durumda. Tekne 10 mille gidiyor. Zodiac 50 mil yapabiliyor. Teknenin hız sabitleyicisi var. Ve direksiyonu kilitleyebiliyorsun. Uzaktan kumandası bunda, falan bunda yok. Bunda da onlar var ama denemeyeceğiz. Kaptanımız var. Kaptan var evet. Peki bugün sence ne yaparsın? Abi bugün yapabildiğimiz her şeyi yapacağız. Bir tane alet getirdim. Yeni çıktı. Onu elektrikli. Gördüm. Hassasıyım onu. Evet. Flightboard. Sen de deneyeceksin. Ona emin değilim. Söz mü? Söz değil. Baştan böyle sözler vermeyelim. Şimdi bu kostümümü şu anda ıslatmak falan. Şimdi arabada sen... gördüm. Volkan abinin çantasında şort var. 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 Böyle şort. Değil. Ama soğuk soğuk. Soğuk yani şimdi. Göcek'te falan olsak her şeyi deneyeyim. Suyun altından gireyim çıkayım. Yani yanlışlıkla yapıp böyle şortsuz çıktığım sahneler de abi oldu. Abi Göcek'te olsak. Yaptım. O yüzden yapmayalım bunu. Gerek yok. Çok kalabalık. Çok izleyenimize bakacağız. Sen önce bize bir... Neyse şaka. Bundan sonraki planın kafanda hani bunu yapacağım öyle olacak dediğim şey var mı? Yoksa bekleyelim mi? Bundan sonra çok daha riskli bir şey yapmak istiyordum. Snowboard'da özellikle. Doğu Ekspres'in üzerinden atlamak istiyorum. Ama eminim... Snowboard'da Doğu Ekspres... Canlandıramadım ya. Hadi bakalım. Evet, Doğu Ekspres'i giderken güzel. Ben üzerinden iki tane rampayla atlamak istiyorum taklayla. Yetkililere duyurulur. Türkiye'nin gerçekten büyük reklamı olur. Atladığını düşünürsek. Ölünmez. Ölmez. Ölmeyiz. Atlarım abi. Daha önce birçok şeyin üzerinden atladım. Yani sabit birçok şeyin üzerinden atladım. Peki. Giden bir arabanın üzerinden atladım. Şey var mı böyle atıyorum işte... Helikopterden atlayayım, uçaktan uçayım falan. Abi öyle Red Bull sporcuları var ya. Evet, öyle şeylerim yok ya. Red Bull sporcuları ne içiyor, ne yiyor bilmiyorum ama. Uzaydan adı, ne yedi, ne içtiği belli de. Evet. Ne yediğine emin değilim yani. Abi Red Bull sporcusu olmak yani çok değişik şeyler istiyor bence. Adam uzaydan atladı Felix Baumgartner ya. Evet. Gerek çok yok. Akıllı olmak gerekmiyor diyecektim, o adam da çok akıllı. Çok akıllı. Şimdi. Gerçekten öyle. Belki biz işte şeyden kitesurf'le Boğaz Köprüsü'nden atlarız. Ben böyle sen... bir teknenin üstüne inersek iyidir. Bakalım. Güzel. O zaman güzel, keyifli bir
Şölen bizi bekliyor bakalım. Yani Süleyman'ı hayretli gözlerle izleyecek bir kalabalık var. Siz de izleyeceksiniz. Süleyman'cığım yani seni izleyeceğim. Bir şey yapıp yapmayacağımla ilgili fikrim yok ama kaptanın yanında olacağım. Kaptana da şey yapacağız oradan. Okay. Senin için özel bir şey yapmamız gerekiyorsa oradan bize seslen. Tamam. O zaman başlıyorum. Evet, o zaman bakıyorum. Oo, Volkan abi good luck. Akçay. Resmen Akçay ya burası. Buz gibi su. Bu şimdi nedir Süleyman? Bir anlatsana. Abi bu flightboard. İçine şu kadar büyüklükte böyle 20-25 kiloluk bir pil giriyor. Uzaktan kumandayla şey yapabiliyorsun. Elinde. Elinde. Aha. Eline her zaman bağlı. Aletin şu 170 işte santimlik yüzeyinden düştüğün anda, ayrıldığın anda kumanda kendini evet iptal ediyor. Çünkü bu aletin önüne düşerse bu sana zarar verebilir. Tabii. Pervaneye kesinlikle dolanamıyorsun. Güzel. Öyle bir olayın yok. Ben geçen hafta Akyaka'da şöyle bir taşlara maçlara girdim. Olur. Bayağı dayanıklı. Elektrikle şarjı diyorsun. Evet. 8-9 saatte şarj oluyor. Süper. Maalesef 1,5 saat gidiyor. Kaç nat hızlı yapabiliyorsun? Abi 45 kilometre falan yapıyor ama natını bilmiyorum. Natını kaptanımız bilir. 45 güzel. O bizi götürür. Bayağı hızlı. Vitesli abi. 1, 2, 3, 4 işte 15-20'ye kadar gidiyor. Ben şu ana kadar Halfeti'de en düz suda 8'e kadar çıkabildim. 9'a çıkmadım. Sen düşün. O zaman görüşürüz Süleyman'cığım. Görüşürüz abi. Kesene bereket. Teşekkür ederim. Görüyorsunuz. Zahmetli. Şu alet 4000 euro. İyiymiş. Aga 4000 euro mu bu? Hayır. Bu 10.000 dolar falan kıvam değil mi? 17.000 euro falan o. Pil 4000 euroymuş duydunuz değil mi? Evet. Ve ben bunu Antep'te unuttum abi. O iyi olmuş. Kebabın zararları. Oo ses geldi. Tamam ben buradayım diyor. Bunda da bayağı marka var. En son kan fuarına gittim. Orada gördüm neler var ya. Bayıldım. Of güneş de açtı. Doğdu güneşim be. Ha?